Merhabalar, 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. 1. hazırlık videosunu da izleyelim. Hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Burada saydam ve yarı saydam opak maddeyi işaretlememizi istiyor. İnsan vücudu opaktır arkadaşlar. Tül perde yarı saydam, sis yarı saydam, duvar Opaktır arkadaşlar, ışığı hiç geçirmez. Cam sayda saydamdır arkadaşlar. Buzlu cam yarı saydamdır, az geçirir. Tahta opak, hiç geçirmez. Hava saydamdır arkadaşlar. Yağlı kağıt yarı saydamdır, az geçirir. Su saydam maddeleri örnektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine olaylarda genleşme ve büzülme olanları işaretleyeceğiz. Deodorant şişelerinin sıcakta patlaması, patladığı için genleşmedir arkadaşlar. Isı alıp patlamıştır. Isı alan maddeler genleşir, ısı veren maddeler büzüşürdü. Unutmuyoruz, yaz aylarında elektrik tellerinin boylarının uzaması yine genleşmeydi arkadaşlar. Hacimlerinin boylarının artması genleşmeye örnekti. Buzdolabından çıkan kavanoz kapağının sıkışması arkadaşlar buzdolabına sıkışmışsa nedir bu? Büzülmedir arkadaşlar. Soğuk bir odaya konulan termometrenin gösterdiği değerin azalması. Azaldıysa ne, niçin azalmıştır? Büzüldüğü için azalmıştır. Sıcak çay konulan çay bardağın aniden çatlaması neden çatlamıştır? Genleştiği için çatlamıştır. Tren ayların arasındaki boşluğun artması neden arkadaşlar? Genleştiği için artar. Sıcak havada gözlük camlarının düşmesi neden düşer arkadaşlar? Genleştiği için düşer. Soğuk betona bırakılan topun inmesi neden iner? Büzüştüğü için iner arkadaşlar. Devam ediyoruz. Boşluklara yukarıdaki kelimeleri yazacağız. Nokta nokta yapan yüzeyler mat görünür. Net bir şekilde görüntü oluşmaz. Hangi yüzeylerde oluşmuyordu? Dağınık yansıma yapan. Yani cevabımız dağınık yansıma. Devam ediyoruz kapıların ve metal parçaların yağlanması, sürtünme kuvvetini ne yapardı arkadaşlar? Azaltırdı. Yarasa nokta nokta grubuna ait bir canlıdır. Hangi gruba? Memeli grubunaydı. Güneş de dünya gibi nokta noktalardan oluşuyordu. Katmanlardan da arkadaşlar. Sürüngenler nokta nokta çoğalır. Sürüngenler nasıl çoğaldı? Yumurtlayarak çoğalıyordu arkadaşlar. Yine noktalarda arkadaşlar boşluklara gerekli şeyleri yazmamız gerekiyor. Bir numaralı olaya ne diyor ne diyorduk arkadaşlar? Bir numaraya katı halden sıvı hale geçmesi olduğu için erime diyorduk. 3 numaralı olaya ne diyorduk? Arkadaşlar bakıyoruz 3 numaralı olaya gazdan sıvı hale geçmesine ne diyorduk? Yoğuşma veya yoğunlaşma. Kaç numara olaylarda ısı alarak gerçekleşirdi? Arkadaşlar erime ve buharlaşma ısı alarak gerçekleşiyordu. Yani 1 ve 2. Kaç numara olaylar ısı vererek gerçekleşiyordu? 3 ve 4 yani yoğuşma ve donma ısı vererek gerçekleşiyordu. Cevabımız 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelme açısını ve yansıma açısını bulmamız isteniliyor. Arkadaşlar yüzeye gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı diyorduk. O halde biz Normal kaç dereceydi? 90 dereceydi. 90 dereceden 55 dereceyi çıkarırsak arkadaşlar 10'dan 5 çıktı 5. Burada 8'den 5 çıktı 3. Yani 35 derece şurası 35 derece oluyordu. Gelme açısı da yansıma ikinci kuralına göre neydi arkadaşlar? Gelme açısı yansıma açısına eşitti. O halde burası da kaç derece olur? 35 olur. Hemen gelme açısına 35 derece, yansıma açısına da 35 derece yazıyoruz. Yandaki şekilde ayın bir ana evresi verilmiştir. Hangi evresi? Ters de aydınlıksa arkadaşlar neydi? Son dördündü. Son dördün. Unutmuyoruz bunu. Ters D son dördündü. Buna göre bu evrelerden bir önceki ve bir sonraki ana evrelerinin isimlerini yazmamız ve şekillerini çizmemiz istiyordu. Arkadaşlar son dördünden bir önceki evre neydi? Dolunaydı arkadaşlar. Hemen yazarım. Dolunay, Dolunay evresinde tamam aydınlık görüldüğü için boyamıyoruz. Bir sonraki evre ise son dördünden bir sonraki evre neydi arkadaşlar? Yedi gün sonra yeni aydı. Yeni ayda ne oluyordu? Her taraf karanlık oluyordu. Yani her tarafını ne yapacağız? Karanlık olduğu için boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Emel oyuncağı duvara şekildeki gibi gölgesini oluşturuyormuş. Daha büyük bir gölge elde etmek için hangilerini yapmalıdır? Arkadaşlar gölge olayında ışık kaynağıyla Opak cisim birbirine yaklaştırıldığında gölge boyu ne yapıyordu? Büyüyordu. Oyuncağı fenerden uzaklaştırırsak küçülür arkadaşlar. Olmaz. Bize büyütüleceği için soruyor. Oyuncağı fenere yaklaştırırsak ka ışık kaynağına yaklaştırdığımız için gölge boyu büyür. Feneri oyuncağa yaklaştırırsak arkadaşlar yine ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığı için büyür. Hangilerini yapmalıdır büyütmek için? 2 ve 3'ü yapmalı cevabımız C şıkkı olacak. Diğer soru. Gradan halkası ile ilgili bir soru arkadaşlar. yine genleşme ile ilgili genleşme büzülme ile ilgili bir soru. Bir metal küreyle bir metal halka hazırlanıyor. İlk etapta halka küreden geçemiyor. Daha sonra küre soğuk suya tutuluyor. arkadaşlar küre soğuk suya tutulduğu zaman ne yapacaktır? büzülecektir tekrar denendiğinizde halkadan geçebiliyor. Bu deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir diyor arkadaşlar. Isı alan halka genleşmiştir. Hayır arkadaşlar halka ısı almamış. Isı veren metal küre büzülmüştür. Evet büzüldüğü için zaten geçebiliyor cevabımız. B şıkkı soğuk sudan sıcak suya Metal küreye ısı akışı hayır arkadaşlar sıcaktan soğuk olur olmaz. Başlangıçta halkanın çapı kürenin çapından büyüktür. Bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak. Buharlaşma ve kaynama ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Birinci ifademiz doğru. Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama ise belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. İkinci ifademiz doğru. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı artar diyor. Yanlış arkadaşlar. Değişmez olacak. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 yani B şıkkı doğrudur. Arkadaşlar diğer soruya bakalım. Buna göre verilen Özelliklerin gruplandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Isı ve sıcaklığa ait özellikler verilmiş. Bir enerji türüdür nedir arkadaşlar? Isı. Birimi kaloridir. Neyin özelliği? Isının. Termometre ile ölçülür. Neyin özelliği? Sıcaklığın. Bir maddeden diğerine aktarılabilir neydi? Isı. Yani 1 2 4 ısı, 3 sıcaklık olacak. Hangi şıkta var bu? D şıkkında var. Diğer soruya geçelim. Arkadaşlar buna göre hangileri doğrudur diyor. A açısı gelme açısıdır. Bakıyoruz. Gelen ışının normalle yaptığı açı olduğu için doğru. B açısı yansıma açısıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. Yansıma açısı burası. O halde ki B, B ikinci öncül yanlış. C'ye yüzeyin normali denir ve N harfiyle gösterilir. Evet arkadaşlar. Yüzeyin normalidir. N harfiyle gösterilir. Doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. Buz erirken etrafından ısı alır diyor. Arkadaşlar Buz erirken etrafından ısı alır. Doğru bir ifade. Ayşe'nin vücut ısısı 39 santigratça yükseldi. Isısı değil sıcaklığı. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Kış aylarında havanın sıcaklığı eksi 200 santigratça kadar düşer. Sıcaklık santigrat derece doğru arkadaşlar. Bu diyor ki ısı ve sıcaklık kavramlarıyla doğru kullanılmıştır diyor. Hangileri doğruydu? 1 ve 3 doğruydu. Cevabımız C şıkkı. Bitkinin solunum boşaltım besin üretimi gerçekleştiren kısmı neresiydi arkadaşlar? Nerede gerçekleşiyordu? Yapraklarında fotosentez <laughs> solunum boşaltım yaprakta gerçekleşiyordu. Cevabımız D şıkkı. Bu soruyu sınıfımızda deney olarak da yapmışsınızdır arkadaşlar. Sadece bu etkinlikle Hasan'ın Hangi bilgiye ulaşabiliyor Hasan? Bakalım Hasan bir boru ile mumun alevini şekildeki gibi iki farklı etkinlikle gözlemlemek istiyor. Etkinlikte mumun alevini göremeyen Hasan. Birinci etkinlikte bakın neden göremez? Bakın burası yamuk olduğu için doğrusal olduğu için göremez. İkinci etkinlikte mum alevini görebiliyor. Bakıyoruz doğrusal olduğu için görebiliyor. O halde bununla neye ulaşabilir? Işığın doğrusal olarak yayıldığını ulaşabilir. Arkadaşım. Cevabımız C şıkkı olacak. Yine soruyla devam edelim. Tabloda verilen tanımların karşısına gelmesi gereken kavramlar hangisinde doğru verilmiş? Bakalım arkadaşlar. Sıvıların katı hale geçtikleri sıcaklığa ne diyorduk arkadaşlar? Donma sıcaklığı diyorduk. Yani üçgen ne olacak? Donma sıcaklığı. Katı bir maddenin erimesi sırasında sıcaklığının sabit kalması. Buna ne diyorduk? Erime sıcaklığı veya erime noktası. Bir sıvının sıvı halden gaz hale geçerken sıcaklığının sabit kaldığına da kaynama sıcaklığı diyorduk. Donma, erime, kaynama hangi şıkta var? C şıkkında var. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Kuvvetle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Doğru. Kuvvet dinamometre ile ölçülür ve birimi newtondur. Doğru. Dinamometre ile bütün kuvvet değerleri ölçülebilir. Yanlış arkadaşlar. Dinamometre yayların esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılmıştır. Bu da doğrudur. Cevap C şıkkı. 11. soru buna göre 1 ve 2 ortamlar hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar birinci düzgün, ikincisi ise dağınıktı. Şıklara bakalım. Ayna düzgün, dalgalı su dağınık. O halde cevabımız ne olacak? A şıkkı. Dalgalı su, durgun su tam tersi olacak. Halı metal olmaz. Burada düzgün olmaz halıda. Durgun su, ayna ikisinde de düzgün olacağı için D şıkkı da olmaz. Cevabımız A şıkkı. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.